Merhaba, hepiniz ikinci 60 dakika programımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Sevgili Süleyman Kolata ve sevgili Tuncay Altun. Süleyman Kolata, Türkiye'nin en önemli bridge duayenlerinden biridir. Defalarca milli oyuncumuz olarak ülkemizi temsil etmiştir. Bridge'de çok sevilen bir ekoldür. Bizler onu sadece bridge bilgisi ve başarılı grafiği ile değil, saygın karakteri ve dört dörtlük eğitimci kişiliği ile tanıyoruz ve örnek alıyoruz. Tuncay Altun da pek çok genç bridge oyuncusuna aydınlık bir bridge yarını armağan etmiş ve etmekte olan çok sevilen öğretmenlerimizdendir. Sorularımı önce Süleyman Kolata'ya, sonra Tuncay Altun'a yönelteceğim. Değerli hocam, lütfen kendinizi bize daha detaylı tanıtır mısınız? Hangi okulları bitirdiniz? Kaç senedir bridge oynuyorsunuz? Bridge, başka bir dili konuşmak olarak adlandırılabilir. Enstrüman çalanların okudukları nota dilini anlamak, gizli mesaj yollarken kullanılan kodların şifrelerini çözmek gibi. Siz bridge'in büyüsüne nasıl kapıldınız? Bridge nasıl hayatınızın tamamı oldu? Bridge öğretmek keyifli mi? Gençler bizim için çok önem taşıyorlar. Onların iyi eğitilmeleri ve yetişmeleri Türk bridge için neden çok önemli? Sizi dinliyoruz. Merhabalar. Merhaba Tuna. Merhaba Tuncay Hocam. Çok teşekkür ederim. Tunacığım, yaklaşık bir sorun içinde 10 tane falan soru sordun ama bakalım aklımda ne kadar tutabildim. Önce kendimden başlayayım. Bitirdiğim okullar genelde bir yanlış bilinen bir şey var. Bir şey yok. Diş Hekimliği Fakültesini 3. sınıfta bıraktıktan sonra bridge'e başladım. Yani bu diğer gençlerin hani bridge için bir sürü üniversite bırakanlar falanlar için öyle bir şey yok. Sonra nasıl bridge'e başladım? İşte Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum ben. Orada bir çay bahçesi vardı. Oraya giderdim. İşte kağıt oynardım. King, Ming, şu 3-5-8 garip garip şeyler. Bir 4 kişi gördüm. Bu oyunu oynuyorlardı. Uzaktan bakıyordum. Seyrediyordum. İşte biri ayağa kalkıyor, biri oturuyor, biri elini yere açıyor. Ne yaptıklarını anladığım falan da yok. Öyle oynuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. O zaman bir dik box yok, kutu yok, konuşma kutusu yok. Allah Allah diyorum, bunlar ne diyor, ama ufak ufak anlamaya başladım. Sadece elini yere kimin açtığını bir türlü çözemedim. Bu açıyor, sonra bu açıyor, ha dedim, soldan sırayla gidiyor. Sonra buna atlıyor, ha bir bir boşluk buraya geliyor. Sonra böyle, sonra formüle edemedim bir şey. Öyle bir gün bunlar 3 kişi kaldı. Gazetecilik okulunda okuyorlardı, Yüksek Gazetecilik Meslek Okulu'nda. Ben de köşeden seyrediyorum, 2 ay, 3 ay seyrettim. Tek kelime konuşmuyoruz ama yani. Ben öyle bakıyorum, böyle boş boş bakıyorum. Bunların dördüncüsü gelmedi. Döndüler bana, bir iş biliyor musun dediler. Biliyorum dedim. Yani bir iş ne ki işte, bakıyorum 52 tane kağıt atıyorlar. Büyük atan kazanıyor yani. Oturdum oynadım. İlk el hatırlıyorum. Birinci el 3 sanzot oynadı benim ortam. Battı. Ben de oyun bitince dedim ki şunu şöyle 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 yapsam bu oyun olmuyor mu dedim. Kovaladılar beni. Kovaladılar, ağırlarına mı gitti, her ne olduysa. Benim dediğim gibi oyun oluyordu çünkü. Ondan sonra orada bir iş oynamaya başladım. Orhan Zeren hocamız geldi. Bizi buldu, Moda Deniz Kulübü'nün takımını aldı. Box gördüm, board gördüm. Yani mektepli değilim, alaylıyım. Oradan bir yerden çıktım, geldim. Sonrası da hatırlamıyorum, uzunca süre, epey bir süre. 84-85 diyelim, tam emin değilim. Vallahi çok süratli bir şekilde bugünlere geldik. Arada bir iki sene federasyondan yediğim cezanın dışında hiç bırakmadım yani. 94 yılından beri profesyonel bir iş, yani çalışıyordum başka şirkette şurada burada. Bıraktım bir işten para kazanmaya 94 yıl, yani yaklaşık 26 sene olmuş. İTÜ Vakfı'nda o gün bugündür işte ders veriyorum, turnuva yapıyorum. Bir sürü şu anda Özyeğin Üniversitesi'nde ders veriyorum, kredili ders. Türkiye Bridge Federasyonu Genç Kurulu'nda işte Tuncay Hocam'la gençlerle ilgili uğraşıyoruz. Hepsi budur, bilmiyorum. Yani bilicim bana verdiği zevk tabii farklı bir şey. Lisan dedin, tamamen lisan. Yani bir iş bilmeyen iki kişi eskiden gazetelerde çıkar bir iş sorusu. Bakarsın, sadece bakarsın, bir şey anlamazsın. Şu anda benim
satranç sorularına baktığım gibi C4, B2, V bir şey yazıyor. Boş boş bakıyorsun. O bir lisan. Öğrenirsen anlarsın, öğrenmezsen anlaşman söz konusu değil. Ha biz aynı lisanı konuşuyoruz, ortaklarla anlaşıyor muyuz dersen, o da %50 bile anlaşamıyoruz. O da farklı bir şey. Verdiği zevk bambaşka. Bir iş oynamak bence bir ayrıcalık. Yani kendimi şanslı sayıyorum bu konuda. Başka unuttum yani hızlı hızlı önce kendim. Gençlerle ilgili falan bir ayrıntılı bir sorun varsa tekrar et. Gençlerle ilgilenmek ve gençlerin gelecekleri bizim için çok önemli hocam. Bu neden önemli? O konuya bir değinirseniz. Vallahi o bizim için diyor, her ülke için önemli. Yani gençler sadece biz değil, bütün ülkeler için gençler, sadece bir iş için değil, futbol için de önemli. Altyapı denilen bir şey var, altyapı. Her şey de önemli. Ama bizim ülkemiz coğrafya büyük, nüfus büyük, federasyonlar küçük, paralar küçük. Yani biz bir Polonya gibi, Hollanda gibi, İsveç gibi, Finlandiya gibi minnacık topraklarda minnacık nüfuslarla yaşayan ülkeler değiliz. Ben Tuncay'ı bir senedir görmüyorum. Adam Adana'da yaşıyor. Biz aynı kurumdayız. Yanlış anlamaya. Böyle olunca teorik olarak çalışmak Türkiye'de çok zor oluyor. Yani gençler önemli. Dediğim gibi ufak bütçelerle büyük işler yapılmaya çalışıyor. Bir de ülkemizin genel durumu belli. Bu ülkede bridge sporunu yaymaya çalışmak, uğraşmak bir sürü iş. Ama ben kamuoyunun şu bakış açısını kabul edemiyorum. Yani ülkemizdeki birici diğer olaylardan soyutlayıp ayrıştırıp sanki biz bir Finlandiya, bir İsveç, modern Avrupa ülkesiymişiz gibi, biricimiz niye orada değil gibi tartışmaya girenlere ben dönün bakın ekonomimize, hükümetimize, sağımıza, solumuza, başımıza, mahkemelerimize bakın derim. Anlatabildim mi? Yine... Tuncay Bey, aynı soruyu sizden alabilir miyim? Sizi tanıyalım lütfen. Merhabalar öncelikle. Hayırlı olsun programınız Tuna Hanım. İlk bölümünde sevgiyle izledik. Hoşumuza da gitti. Orada katılan arkadaşlara da selam olsun buradan. Bence çok güzel bir başlangıç yaptınız. Devamını diliyoruz hep birlikte bir camiası olarak. Ben Tuncay Altun. Elektrik elektronik mühendisiyim. Üniversite eğitimime kadar Antakyalıyım, Antakya'da yaşadım. Ardından Konya'da fakülteyi okudum. Yüksek lisansımı Çukurova Üniversitesi'nde yaptım. Çukurova Üniversitesi'nde akademik personel olarak elektronik bölümünde 25. yılımı bu yıl doldurdum. Biriç'le tanışmam üniversite yıllarıma dayanıyor. Selçuk Üniversitesi'nde okurken matematik hocamız Biriç'ten bahsetmişti. Bir gün oynadıkları kahveye gittik arkadaşlarla. Ortamını gördük. Biraz zor geldi. Yaklaşık ondan 5-6 sene sonra Adana'ya geldikten sonra öğrenme fırsatım oldu. Rahmetli Emin Yaykın hocamızdan birinci öğrendim. Ankara'da kitapları da var federasyonumuzun eğitim sayfalarında. Kaderli İlçesi'nde elektronik bölümüne derslere geldiğim dönemdi, başladığım yıllar. O Adana'nın Kaderli İlçesi'nde de burada Kaderli Biriç Kulübü'nde başlangıç seviyesinde biriç oynanıyordu. Hani kahve biriç dediğimiz stilde biriç oynanıyordu. Buradaki değerli arkadaşlarla birlikte iyi bir başlangıç oldu benim için. Pratikte yapma şansımız oldu. Çünkü o yıllarda böyle internetin olmadığı, işte kitap çok az sayıda dokümanla biriç öğrenildiği için o yıllarda bu tür ortamlar, biriç oynanan ortamlar en büyük eğitim ortamlarıydı. Şimdi günümüze bağlayınca bunu, gençlere bağlayınca buradan bir eğitim sistematiği oluşturma gereği gördüm açıkçası öğretmek istediğim kişilere. Ben öğrendikten sonra da işte bunu kardeşime, ilerleyen yıllarda da oğlum ilkokul yaşlarına geldiğinde ona öğretme isteği gördüm. Kendimde nasıl yaparım bunu diye, nereden başlarım diye düşündüğümde Avrupa'da, Amerika'da yavaş yavaş internette beraber gördüğümüz işte genç çocuk biriç kulüpleri, gençler arasındaki şampiyonalar, özellikle çocuklar arasındaki yarışmaları da görünce biraz araştırdım. Oralarda da henüz yeni olduğunu anlayınca bence geri kalmamışız, geç değil bunda diyerek bir çalışma içine girdim. 2010 yılı civarıydı. Çocuklara biriç nasıl öğretilir? Çok elimizde örneği de olmayan bir şey. Deneniyor Amerika'da,
Fransa'da, İngiltere'de ama hep kapalı kutu, kendi içinde deneniyor. Dünyada hani bir matematik öğretmek gibi standardı oluşmamış bir spordan bahsediyoruz, akıl sporundan bahsediyoruz. O yıllarla nereden başlarız derken tabii sonuçta bir eğitim verilecek. Verilecek bu eğitim de bir eğitimci olduğum için sistematik olmalı. Elimizde kaynak yok sistematik olması için. Nasıl sistematik hale getirilir? Bunun Tabii. çabasını bir açıkçası 10 yıldır yaptığımız şey bu Türkiye'de. Gençlere bir şeyler tabii ki yapılıyormuş federasyon ilk kurulduğu yıllardan beri ama daha küçük yaş gruplarına Süleyman abi işte Ereğli'den Seyhan hocamız, Çivril'den Ahmet hocamız gibi çocuklarla bu işi yapabilecek birkaç arkadaşımızla beraber başlattık, buraya kadar getirdik. Çok güzel. Ben ikinci soruya geçeyim. Her yaş grubundan bridge oynayanların başarılı olmaları için neler yapmaları gerekli? Ve aynı şekilde nelerden kesinlikle kaçınmaları şart? Sadece kart oyununu iyi oynamak ve uzun dönem yüksek seviyede bridge oynuyor olmak başarılı olmak için tek başına yeterli değil elbette. Başka neler önem taşıyor? Başarılı olmak konusunda iyi partnerlik, iletişim, sosyallik, konvansiyon kullanımı, tecrübe, yaş, konsantrasyon, değişen gündeme adaptasyon gibi faktörlerin birice etkileri nelerdir? İzleyicilerimize birice kaliteli zaman ayırmak nasıl olur anlatır mısınız? Günlük yaşamda birici dinamik tutmak için neler düzenli olarak yapılmalı? Nelerden her zaman kaçınılmalı? Söz Süleyman hocamın. O dediklerin ne kadarı nasıl yapılır ülkemiz şartlarında, ailelerde, onlar tabii ki. Ya biz çocuk gençlerden başlayayım. Çocuklar için zaten şu anda çok kötü bir eğitim sisteminin içinde yetiştikleri için Maalesef. yani ne kadar vakit ayıracaklar, ne yapacaklar? Yani ayırabildikleri kadar işte Tunca Hoca ile kaç sene önce başladık bilmiyorum. 7-8 sene önce kamplarda bu çocukları yetiştirmeye başladıydık. Bu online'daki şeyleri sonra konuşuruz. Nasıl gelişir bir iç, nasıl yapılır, iki kişi nasıl iyi oynar, nasıl şey yapar? Öncelikle bir kere ana bir problemimiz var. Türkiye'de bütün takım sporlarında olduğu gibi. Takım sporlarında nedendir? Başarısızız. Yani başarılıysak da geçici. Sadece tek bir kadın voleybol takımlarını ayrı tutuyorum. Onlar gerçekten 20-25 senedir sponsorların da desteğiyle ciddi bir altyapıya da önem verdikleri için onlar farklı bir kategoride. Benim gözümde her zaman onları ben gıptayla izlemişimdir. Şu anda bile A milli takımda neredeyse 20-21 yaşındaki kızlarımız oynuyor ve dünyada da söz sahibi. Ama hatırlarım bu büyüklere Boronkay, Vinlex, Eczacıbaşı, Galatasaray bir sürü firma hiçbir zaman bırakmadı sponsorlara. Bir işte de yani bu nevi bir şeyler lazım. Bu ülkemizin de dünyanın sorunu. Sponsor bulunamıyor. Görselliği olmadığı için bu oyunun maalesef. Yani hiçbir televizyon kanalı yapmıyor. Onun için şahsi çabalarla kalıyor. İyi bir iç oynamak için önce bir disiplini olmamız lazım. Kendi ülkemizde yaşadığımız şekilde yaşarsak yaşadığın gibi bir iç oynarsın. Evet. Yaşadığımız gibi oynarsak kötü oynarız. Türklerin genel alışkanlığı içinde ben dahil olmak üzere ben soyutlamıyorum. Biz kendimize göre oynuyoruz birinci, duygularımıza göre. Yani bugün 3 sanzot diyorum, yarın 4 kör diyorum. Elde tamamen aynı esasında. Yani yabancılar sistemlerine göre oynuyor. Adamların bir sistemleri var, öyle ya da böyle. Her elde yorum yapılmaz, bizde yorum yapılıyor. Yani hatta meşhur bir laf var, board'u bilemedim. Yani board'u bilmece yarışması gibi bir şey bizde. 3 sanzot oluyorsa 3 sanzotu de, 4 pik oluyorsa 4 pik de, 2 kör oluyorsa 2. Ya onu yapabilse insanoğlu zaten bir işte kimseyi yenemez. Ama mesela bizim seri karar verme şeylerimiz var. Ben kötü olanları söyleyeyim. Mesela bu el şilem olmaz deyip biri pat diye pastiyi veriyor. Ya da şilem olur diye pat diye gidiyor. Karar veriyor. Yani en büyük kabahatimiz kişisel verdiğimiz kararlar. O da tabii belki sistemimiz eksik, belki anlaşmalarımız eksik. Çalışmayı sevmiyoruz tabii ülke olarak.
Yani ben bile kendi ortamla ne kadar çalışmışımdır. Yani samimi itiraf edeyim. Ya yani bir araya geldiğimiz zaman diye ki 20 dakika çalışsam 20 dakikadan sonra işçi oluyor, başka şeylere geçiyor. Yani belki alışkın değiliz, tarzımız değil. Yani Akdeniz insanıyız, heyecanlıyız, sabırlı, sebatlı, kendimizin de disiplinli olması lazım. Disiplinsiziz. Herkes kendi biricini oynuyor, sistemini değil. Sorun orada yani. Yani ben bu elle bunu derim. Sen zaten cümle ben bunu derim diye başlıyorsa kötü. Senin dediğin önemli değil ki. Sizin sisteminiz ne demeniz gerekiyorsa onu demeniz gerekiyor. Sistem eksikse sistemi geliştireceğiz. Disipline olacağız. Disipline değiliz. Bir de çok fazla iyi oyuncumuz olmadığı için zaten. Yüksek seviyede iyi oyuncumuz yok tabii. Evet. Belli bir seviyede bir sürü iyi oyuncumuz var. Yani dediğim gibi benim için en büyük sorun disiplinsiz ve duygularımıza göre oynamamız kötü bir handikap. Esasında Türk bridge'çileri bana göre yetenek olarak dünyada yani kesinlikle ilk 5'ten aşağı değildir. Belki de çoğu yerde ilk 3'leri zorlar. Hatta benim bir iddiam var. Herkes kendi ülkesinde en iyi 10 oyuncusunu çıkarsa kalanlardan milli takım kurup yarışma yapsak bizim Türkiye çok rahat ilk 3'e girer. Çok çok rahat. Bizim eksikliğimiz top level oyuncu eksik. Aşağıda seviye çok yüksek bir yerde yani. Evet. Tuncay Bey sizden alayım lütfen aynı sorunun yanıtını. Ben de her bir yaş grubundan bridge oynayanların başarılı olmaları için en önemli şeyin sistem olduğunu inanıyorum hocam gibi. Yani sistemi iyice okumadan, incelemeden, bütün detaylarını didik didik deşmeden çok üst düzey, çok kaliteli bir iş oynamak imkansız bence de. Yani öncelikle bir iki kişi arasında, madem bir iş bir beyinler arasında bir köprü, o köprüyü bir kere çok sağlam yapmak gerekiyor. Yani bir oyuncu nerede ne dediğinde ortağı ne anlamalı. Bunu çözmenin yolu da çalışmak, emek vermek. Sistemin birinci sıraya konulması gerektiğine inanıyorum ben de. Ardından partnerle olabildiğince çok sayıda turnuva oynamak, antrenman yapmak diyelim bunu ama partnerle oynamak. Yani bu çok önemli. Yani sadece sistem kitabını alıp ya da işte birkaç kitaptan derleyip iki kişi arasında bir sistem oluşturup tamam bu sistemle biz oynarız deyip oynamak bence çok zor. Hele yaş küçüldükçe, hani küçük yaşlara inildikçe bunu yapmak daha da zor. Partneriyle çok sayıda oyun oynamak bence önemli. Ardından şunu söyleyebilirim. Bridge problemi çözmek çok önemli. Evet. Yani bridge problemi çözmek yorucu tabii ki. Hani tek başınıza küçücük bir eline bakıp belki 15 dakika beyninizde neler düşüneceksiniz, fırtınalar olacak. Bu yorucu bir şey, zahmetli bir şey ama biricinizi gerçekten geliştirmek istiyorsanız, başarılı bir biricici olmak istiyorsanız, henüz o seviyede yani üst seviye için demiyorum bunu tabii ki, orta düzey ve aşağısı için kesinlikle bol çok sayıda problem çözmenin büyük faydaları olacaktır. Bir de şunu kişisel olarak onu tavsiye edebilirim. Dünya klasmanındaki oyuncuları takip etmek. Eskiden hani bir 90'lı 2000'li yıllarda bu imkansıza yakındı ama şimdi teknolojiyle birlikte o kadar kolaylaştı ki herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinde işte Bermuda Bowl'u düşünün yapılırken siz evinizden oturduğunuz yerden oradaki istediğiniz oyuncunun hangi ellerde ne yaptığını görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Sonrasında da alıp daha detaylı takip edebilirsiniz, diğerleriyle kıyaslayabilirsiniz. Hatta birçoğunu canlı da izleyebiliyorsunuz. Bence bu büyük kazançlar sağlıyor oyunculara, hepimize. Hem bunu çocuklara da öneriyoruz tabii, gençlere de öneriyoruz bunu yapmalarını. Kendimiz de yapıyoruz, ben de çok yaptığım bir şey. İyi, usta bir oyuncuyu canlı izlerken, özellikle durduğu anlarda, hızlı hızlı karar verdiği anları zaten çoğumuz anlayabiliyoruz belli bir seviye öğrendikten sonra ama özellikle durup düşündüğü anlarda onun neler düşündüğünü eğer anlayabiliyorsak o an sıkılmayıp siz de onunla beraber yoruluyorsanız bence iyi yoldasınız. Başarılı olmak için doğru yoldasınız diyebilirim. Evet. Yani birici dik tutmak için bunların tümünü birden yapıyorsanız zaten yeterince dinamik bir iş hayatınız olur diye düşünüyorum. Evet.
Çok teşekkür ederim. Üçüncü sorumu soruyorum. Online bridge atmosferi hakkında neler düşünüyorsunuz? Demin biraz bahsettik. Bu dönem sizce daha ne kadar devam edecek? Aslında iyi değerlendirilirse başarılı bir çalışma dönemi olarak adlandırılabilir mi? Online dönemde hangi konular aksıyor ya da problemli? Online çalışmalarda kaç kişilik sınıflarınız var? Zoom ile mi bağlanıyorsunuz? Çocukların seviyelerini nasıl test edebiliyorsunuz? Turnuva sonuçlarıyla mı yapıyorsunuz? Bu derslerle ilgili bir iki anınızı bizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deminki konuyla kısa bir şey söyleyeyim. Bu gençlerle ilgili ülkemizde olan ya da olmaması yanlış olan bir şey. Mesela bizim U21 milli takımlarımız vardı. Bu üniversiteye giren kişiler 19-20 yaşında giriyor, öğreniyor. Biz o çocuğu alıyoruz, 6 ayda milli takıma sokuyoruz, götürüyoruz. Kötü bir spor alıyor, geliyor. Zaten bir sene sonra da yaşı doluyor, bitiyor. Yani U21 dediğimiz bir sene, bir buçuk sene, iki senelik bir iş geçmiş oluyor. Bu olmaması gereken bir şey. Biz yıllarca hep daha önce de yaptık. Bridge öğretmek için en tepedeki bridge bilenlere, milli oyunculara biz zorla bridge öğretmeye çalıştık. Mevzu o değil. Ya piramidin alt tarafını geniş tutup yaymak. Şu anda bizim U21 takımımızda şeylere bakıyorum ben listelere. Şu anda U21'de yaklaşık 80 tane falan gencimiz var. Bunlardan 20 tanesi 5 senedir bridge oynuyor. 10 tanesi 3-4 tane Avrupa şampiyonası oynadı. 5-6 tane Türkiye şampiyonası oynadı. Yaklaşık 5-6 yıllık bir tecrübeyle geliyor. Bunlar Under 16'yı bitirdiler. 5 sene U21'de oynayacaklar. Daha bitmedi. Ondan sonra da 5 sene U26 oynayacaklar. Sonra A milli. Böyle olmalı. Yani iyi kötü bir şeyi alttan yukarı beslememiz lazım. Biz yıllarca yukarıdaki 20 kişiyi ya vatandaş olduysa oldu, olabildiği kadar aldı. Onları alıp zorla eğitmeye çalıştık. Benim şimdi istediğin neyi yaparsan yap. Ben gelirim, müsaazot derim. Yani dinlerim, müsaazot derim. Ne olduysam oldum. Ama aşağıyı geniş tutarsak, dediğim gibi havuz, diğer ülkeler öyle. Bizim gençler bir sene, bir buçuk, iki sene milli olup neyi öğrenip neyi yapacak? Tabandan gelecek. 9 yaşında bizim çocuklar şimdi Tuana var. 8 yaşında başladı. Hesaplıyor. Kendi kendine hesaplıyor. Biz duyuyoruz Tuncay'la. Baba diyor 18 sene daha milli olacağım. Olabiliyorum ben diyor. Yani 18 kere milli olabilir miyim diyor. Tuncay düzeltiyor. Kızım 2 senede bir var falan filan. Düşünsenize bir genciniz 10-15 senelik bir geçmiş kariyerden gelip şampiyonaya giriyor. Öyle evet. Lazım bize. Yani iyi oynar kötü oynar. Orasına bakmıyorum ben. Bizde herkes o çocuk bile olsa gelse otursa masaya 4 pikini yapsın kalksın gitsin. Bu elle niye şunu demiyor. Nasıl desin çocuk o. Adı üstünde çocuk. Yani gayet basit çocuk. Bugün demez yarın der. O çocukların sayısı artmadan onları büyütmeden bu ülke bürücü benle, Ahmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le bu olduğu yerde kalır. Bu ana soru. Yani beni gelse, eğitse bir hoca ne olur? Ben dinlemem ki onu. Yani yaşım olmuş 57. Neyini dinleyeceğim hocam? Oynuyorsam oynuyorum. Oynadığım kadar. Bitti bizim işimiz. Ya geçmişte kalanlar herkes düzeltebilir. Aşağıya ne kadar çoğaltırsak onların içinden 3-5 oyuncu çıkarırsak çıkarız. Avrupa'daki her oyuncu oradan geliyor. Bugün Polonyalı Kulukowski 20 yaşında dünya şampiyonu oldu. İtalyan Donati, Amerikalı iki tane kardeş var. Ben çocukluktan beri bilirim onları. Şimdi Danimarkalı biri geliyor, genç oğlan. Yani diğer ülkelerde de üçer kişi üçer kişi geliyor. Şunu unutmayalım. Biz ölmeden bu ülkede kimse zor milli olur. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar ölmüyor. Ziya Mahmut 77 yaşında adam milli oluyor. Engelleyemezsin. Geçemezsiniz onu. Ya yani bir oyuncu, iki oyuncu, 6 kişilik kadroyu zorlayabilir. Gençlere öyle yer açılır. Aldır güldür 6 tane genç gelip bu kadroları yenemez. Ancak doğru. Şunu unutmayacağız. Jenerasyon bir işte basketbol, futbol gibi değil. Oralarda 10-15 sene oynayabilirsin. Fizikin el vermez. Bir hiç öyle değil. Ölene kadar 3 sandotu oynarsın. Yatır kaldır yaparsın. Anlatabildim mi? Onun için bir işte uzun süre lazım. 10-15 sene önce değişmez. Bir anda jenerasyon hemen iyileşmez. İmkansız bir şey. Gelelim online bridge'e. Online bridge hem iyi hem kötü. Kötü olan tarafı var. Biliyoruz engellenemez bir şey bütün dünyada.
cheating falan, o kısmını çok ilgilenmiyorum. Yapanlar var. Niye yaparlar, neden yaparlar? Bu onlar yokken de yapanlar vardı. İnsan egosu. Bilmiyorum. Gençlere çalışma alanı olarak çok çok iyi bir yer. Geliştirmek için çok iyi bir yer. Bence online bir iş devam edecek, bitmeyecek. Evet, çok haklısınız. Tuncay Bey, sizden de görüşlerinizi alalım. Ben Süleyman Hocam zaten gençlerle ilgili, yani altyapıyla ilgili söylenebilecek her şeyi çok güzel izah etti. Direkt online bir işle ilgili ben de şunu söyleyebilirim. Özellikle gençler, bir iki kısımdan incelemek istiyorum onu kısaca. Biri büyükler. Başta biraz direnç gösterdi aslında Biriç camiamızdaki özellikle işte 50 yaş üstü sporcuların. Ama bence şu onlar da son derece adapte oldu ve artık bunlar da eğlenmeye başladılar. Özellikle bu kulüplerin kendi organizasyonlarını da yapmasıyla, federasyonun düzenli turnuvalarıyla birlikte. Olabildiğince artık Biriç eskisi kadar eğlenceli olmasa da belki onlar için. Ama eskisinden daha da çok Biriç oynayarak vakit geçiriyorlar. Bence artık online bir işten geriye dönüş biraz zor gibi. Tamamen kulüpler açılsa bile online bir iş hayatımızda olacak gibi düşünüyorum ben de. Biz gençlerle ilgili neler yapıyoruz online bir işte? Biz zaten 3-4 yıldır pandemide değildik ama online bir iş oynuyorduk sürekli. Eğitimlerimiz tamamen online'dı. Hem milli takımların hem de milli takım aday oyuncularının işte onları sıcak tutmak için sürekli kamp yapıyorduk mesela, yaz kampı. Yaz kampı bittiğinde o çocuklar kopmasın bir işten diye işte atıyorum her pazartesi saat 20'de turnuva yapacağız diyorum. O kampa gelen çocuklar işte 100 çocuk geliyorsa onu devam etse bile bizim için büyük bir kazanç olarak görüyorduk onu. Çünkü Süleyman abinin az önce bahsettiği gibi hani bir işte İtalya'dan iki tane genç sporcu çıkıyor, bir, iyi bir içi çıkıyor. Deniliyor ki İtalya'da bir iç işte nasıl acaba öğrettiler bunlara, nasıl bir, halbuki koz yılların emeği sonunda çıkıyor iki tane iyi bir içi. Veya işte Danimarka'dan şu oyuncu çıktı deniliyor, Amerika'dan bu oyuncu, ama bunlar dediğim gibi en az 10 yıllık, 20 yıllık süre gelen sistemin içinden çıkan teknik oyuncular. Herkes orada çok iyi bir iç oynamıyor. Biz de o çocukları sıcak tutmak için bulundukları yerde kulüplere gidip bizimle çocuklar arasında oynadıkları bir iş gibi zevk alamayacaklarını da biliyoruz. Çünkü oraya gittiğinde babası, en genci babası, çoğunun dedesi yaşında amcalarıyla, teyzeleriyle bir iş oynayacak. Hani çocuğa çok cazip gelmiyor diye online'da bunu sürdürüyorduk. Şimdi pandemiden dolayı zaten evde olunca çocuklar bir iş dışında eskiden yapabildikleri aktivite pek yok. Şu an eskiden bir işi yapıyorlardı, şimdi de online'da da aynısını yapıyorlar. Diğer çocuklarla buluşup işte 12 board, 15 board bir iş oynuyorlar ama gerçekten o eğlenceyi normalde de yaşadıkları tarzda yaşıyorlar, şakalaşıyorlar. Biri geri alma talep ediyor, öbürü sen diyor işte geçen sene benim undomu kabul etmemiştin, onu unutmamış, onu reddediyor vesaire. Eğlenceli bir ortamları var. Online bir iş Zoom eşliğinde devam ediyor. Pazartesi ve çarşamba günleri programlı şekilde pazartesi akşamları turnuva yapıyoruz. Çarşamba akşamları da 11 yaş grubu ağırlıklı eğitimler var. Dediğiniz gibi Zoom artı BBO'dan bunlar devam ediyor. Onun dışında da gençlerle katıldığımız organizasyonlar oluyor. Özellikle Avrupa'da bazı federasyonların eski yıllardan itibaren online yaptıkları, bazen de zaman zaman işte White House Juniors gibi filan yüz yüze toplayıp davet edip turnuvalar düzenledikleri organizasyonlar vardı. Onları şimdi tamamen online'a aldılar. Sağ olsunlar, onlar da bizi davet ediyor. Onlara olabildiğince katılmaya çalışıyoruz. Çocuklar da, katılan çocuklar tabii ki o grupta işte genelde en iyileri aralarından, istekli olanların hepsini de oynatmaya çalışıyoruz açıkçası. Hani hiçbirini üzmemek için. Bir işle eğlenmeye devam ediyorlar. Hem bir işlerini geliştiriyorlar. Tabii ki online'da eskiden de öyle eğitimleri sürdürdüğümüz için biz çok pandemiden çok şikayetçi değiliz açıkçası bir iş anlamında. Onlara zaten eskiden de bunları yapıyorduk. Şimdi de inşallah, ama pandemi açılınca yüz yüze de masada onları başkalarıyla yarıştırırken göreceğiz. Evet. Bir işte konvansiyon kullanımı ve teknik bilgiler ne kadar önem taşıyor? Doğru hamleleri arka arkaya doğru şekilde yapmak için siz nasıl bir kart oyunu tekniği kullanıyorsunuz?
En zoru defans diye biliniyor. Peki yarışmak istediğimizde veya kompetisyon yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Doğru hamleleri arka arkaya doğru şekilde yapmak için nasıl bir kart oyunu tekniği kullanıyorsunuz? Ustalaşmak ve daha iyi defans yapmak için en temel gereksinimler nelerdir? Şöyle, birinci löveden itibaren iyi bir oyuncu masada defans yaparken nelere dikkat etmelidir? Biz Türkler olarak teori üretemiyoruz diye düşünüyoruz. Bu konuda da yorumlarınızı alacağım. Önce Süleyman Hocam'la başlıyorum. Vallahi o senin söylediklerini inan anlatabilmek şöyle hep yani genelde talebelerin hocalardan istediği şey şudur. Ben hep öyle espri yaparım. Tamam sana şu hapı vereyim yut defansın güzelleşecek. Şu da overkol hapı. Yani öyle bir reçetesi olsa bu oyunun zaten hocalar aşağı yukarı anlatır talebe de kapar. Bazı kısmı artık doğaçlama. Yani neyi ne kadar nasıl yapacağım bir yerden sonra oyuncu insanın kendi yeteneklerine kalıyor. Sistem önemli. Sistem yani önemli. Konvansiyon denilen şey zaten sistem. Sistemin içinde parça. Yani biz teoride, Türkler teoride öyledir böyledir diye bir kavram yok. Bizim teorimiz de var. Biz de diğer insanlarla aynı sistemleri oynuyoruz. Başka sistemleri de oynayabiliyoruz. Bizim sorunumuz sıra geldiği zaman en son bir karar aşamalarında duygusal davranıp kişisel karar vermemiz. Yani sistemler aşağı yukarı aynıdır. Öyle bir teori eksikliğimiz falan olduğunu düşünmüyorum ben. Biz yetiştirilme tarzı, genlerimizden dolayı öyle bir şey var. Bana göre öyle. Defansta orada burada nasıl yaparız? İlk hamleden itibaren neye bakarız, neye ederiz? İnan ben neye baktım bilmiyorum. Hani desem ki neye bakıyorsun? Gözümle bir şeylere bakıyorum tabii ki. Kafamda bir şeyleri sayıyor ama hani ilk yaptığım iş çok basit bir şey söyleyeyim. Defanstayken atak eder etmez. Zaten atak etmeden bile ortağımın kaç puan olabileceğini o sırada devamlı pas diyoruz ama pas derken beynimiz devamlı çalışıyor. Yani kaç puan olabilir, ne olabilir? Şu rengi onda uzun niye konuşmamış acaba zon durumu falan filan. Yeri açılır açılmaz elimdeki puan, yerdeki puan, rakibin vaat ettiği puanı toplayıp ortakta muhtemel olabilecek puanları bulmaya çalışmak defanstaki ana göre bu. Diğer defansın diğer kısmı iki kişinin sinyalizasyonuyla ilgili tabii ki. Yani benim çok meşhurumdur herkes bilir. Ben tekimi çıkıp da daha kupumu aldım vaki değildir yani. Yani kozlu oyunlarda ben tek kağıdımı çıkıp daha bana onu dönüp de çaktıran ortak henüz değil. Bilmiyorum buna sen çaktırıyorsun. Meşhurumdur bu konuda. Yani karo çıkarsın alır ondan pik dönmesini bekliyorsundur sinek gelir. Şimdi bu sistematik bir şey değildir. Bu oyundaki yetiştiriliş şeyidir. Yine bu da sonuçta disipline gelir. Ya bir şeyler ezbere yapılmalı. Otomatiktir bazı şeyler bir işte. Biz otomatiği bozduğumuz anda otomatikten dışarı çıkınca o zaman sorunlar oluyor. E sen de şu varsa dedim. E bende o varsa değil, ben öbürü var dedim halbuki. Misal. Yani aynı anda aynı şeyi düşünmeyi yüzdemizi arttırdığımız sürece defansı kolaylaştırırız. Defans bana göre de en zoru defans, sonra deklarasyon, sonra kart oyunu eğer sıralarsa. Yani tamam. Kart oyunu nispeten 26 kağıdı gördüğün için matematik olarak kolay. Defansta kendi kağıtlarını görmediğin için teorik olarak zor. Deklarasyon yine nispeten ezberle yapabilirsin bir yere kadar. Şu gençlerle ilgili online şey onu söyleyeyim. Bizim bu online şey bizim O16 ve diğer genç O16 gençlerine çok yaradı. Şu gelişmelerine çok katkı da sağladı. Çünkü sevdiler online bir şekilde interneti. Ben her gün birisiyle oynuyorum. Devamlı bir iş oynuyor. Onlar bir işlerini çok geliştirdi. Ama şunu engelledi. Yeni oyuncu yetiştiremiyoruz. Çünkü kampları yapamıyoruz. Onları kamplar da boyuna teşvik ediyorduk. Online birinci böyle giderse genç biricinin ben bütün ülkelerde İşinin çok zor olduğunu, geriye gideceğini düşünüyorum. Belki normal birici, şu anda normal birici ilerletti. Türkiye'deki bütün biriciler eski seviyelerin 2-3 kat üstünde.
Adana'daki, Antalya'daki, Mersin'deki, Trabzon'daki, Giresun'daki herkes her gün herkesle turnuvaya oynayabiliyor. Dersler 4 kişilik Zoom'larda. Hiç kimse aynı şehirde oturmak zorunda değil. Yani benden isterse Bodrum'da, Antalya'da oradan oturanlar 4 kişilik ders alabiliyor. Eskiden öyle değildi. Yolda harcadığımız zamanlardan kurtulduk. Bunlar online bilicinin faydası. Ama genç, Türkiye'deki genç bitçiler online başladığından beri U16 hariç kalanları terk etti. Yani evet, bu maalesef diğer gençlerimiz uzaklaştı. U16'lar daha çok oynadı, sevdi. Diğer 21 yaş üstü, 20 under 26 dediğimiz gençler burada pandemide bir işten soğudu ve uzaklaştı. Enteresan. Maalesef. Diğer ülkelerde de böyle. Çünkü bütün ülkelerde sorun böyle. Sağ ol hocam. Tuncay Bey, aynı sorunun yanıtını sizden alabilir miyiz? Bir işte hangi kısmı daha zor sorusunun cevabına herhalde çoğu biriççi, özellikle üst düzey biriççiler hocam dediği gibi defans diyecektir. Biz de çocuklara öğretirken özellikle hani biricin tamam bidding kısmını sistematik sistem kitabının alıp özetini çıkarıp en kolay yerlerinden başlayarak işte şu sırayla öğretelim deyip bir de daha önce gördünüz sanırım Tuncal'da gelmişti olduğumuz kampa bir şey hazırlamıştık onlara, kitapçık hazırlamıştık. Oradaki akış şemalarına göre birici oynayabiliyor çocuklara, bidding kısmını halledebiliyor, en azından takip ediyor. Bir zaman sonra o kitapçı elinden atıyor çünkü ezberlemiş oluyor doğal bir yöntemle. Her seferinde ya ne açacaktım bunu deyip oradan akış şemasıyla buluyordu atıyorum bir kör açacağını. Bir süre sonra bakıyor, ha bu ya zaten bir kör açıyordu deyip açmaya başlıyor. Oralarını o şekilde çözüyoruz. Zorlanmıyorlar da açıkçası bunda. Yeter ki çocuk ilgilensin. 6 ay sonra artık o kitapçığı kullanmamaya başlıyor. Ama kart oyunu kısmında ona bir sistematik vermezsek deklaran olarak şu işlemleri sırayla yapacaksın demezsek bunda yol alamadığımızı gördüm ilk yıllarda. Nasıl yaparız diye başlarken işte başta ben nasıl bir iç oynuyorum? Hani neye dikkat ediyorum? Aslında hepimiz bir sistematik uyguluyoruz beynimizde bir iç oynarken. Nereden başlıyoruz? Kartlar yere serildi. Serildiği anda ilk baktığımız şey işte yerde bir uzun yanında kısa renk var mı? Elimde uzun olan bir rengi yerden çakabilecek miyim? Veya yere bir bakıyoruz. Yerde hiç ortağımızdan haberdar olmadığımız Ruhavale 5 tane karo var, kozumuz kör. O karolar, ası da elimizde bir anda gözümüz ışıldıyor. O karolara elimizden yaramaz bir şeyleri atacağız. Bu bizim gibi oyuncularda yıllar önce sistematiksiz bir şekilde eğitimden geçmeden bir iş öğrenen insanlarda doğaçlama yoluyla öğrenilmiş şeyler bunlar. Ama aslında beyin ona çok hızlı o kadar alışmış oluyor ki beyin ona o şunu yapıyor aslında. Yerde kaliteli bir renk var mı? O elde o kaliteli renge atılacak bir şeyler var mı? Bunları beyin çok hızlı yaptığı için ismini biz koyamıyorduk. Benim yapmaya çalıştığım çocuklara bir iş öğretirken bunu yazılı hale getirmek oldu. Zaman içinde de güncelleyerek getiriyoruz. Yani örneğin bizim bir iş öğrettiğimiz küçük yaş grubuna bir ele battığı zaman koz oyununda mesela ne yaptın diye sorduğumda ana eli belirledim diyor. Ana eli belirliyoruz önce. Sonra atılacak bir şey vardı elimde, onu hemen atmaya çalışmış mesela. Ama önce kozları bitirmesi gerekiyor. O da sistematik içinde ön sıradaydı. Onu atlamış mesela. Gibi. Şimdi detaylarına girersem çok uzun sürecek ama yani detaylarına girmeden şunu söyleyebilirim. Kart oyununu deklarasyondan sonraki kısma deklaran oyunu, kart oyununu koyabiliriz. Defansı da aslında deklaranı iyi yapabilen çocuklarda, böyle sistematik öğrenen çocuklarda defansta o kadar zorlanmıyor. Sebebi şu, kart oyunun defansta sistematiğimizde ilk sıraya şunu koyduk. Rakibin ana elini belirle, rakibin ihtiyacı olan atlara, çaklara izin vermemeye çalış, ona engellemeye çalış gibi yöntemlerimiz var sıralarda. Şimdi öğrenci, çocuk eğer iyi bir deklaran oyununu öğrendiyse, defansta da aynı yöntemi uygulayarak rakibe ona zorluk çıkaracak hamleler düşünerek işin içinden biraz çıkabiliyor. Ama yine bunu üçüncü sıraya koymak lazım. Zorlukta en başa koymak lazım. Çünkü hiç elleri görmeden bunu yapıyor. Diğer deklaranken
eli görerek yapıyordu. Bu kez eli görmeden de işte deklareleri düşünerek yapıyor. Dolayısıyla hani yine en zor kısmına defans diyeceğiz ama sistematik bir iç öğrettiğimiz zaman bence bunların zamanla yeni jenerasyonda bu kadar zorlanmayacaklarını, özellikle o daha önceki sorularınızda bahsettiğimiz antrenmanları da işin içine hayatına soktuğu zaman problem çözmeyi, usta oyuncuları daha çok izlemeyi, sadece usta oyuncuyla oynamak geçersiniz karşıda birkaç size önerilerde bulunur gider ama bir işte Süleyman Polat'ay bir Nafiz Zorlu oynarken onu izlediğiniz zaman Süleyman hocama da bazen derim biraz yavaş oyna çocuklar anlayabilsin hani düşündüğün yerleri. Yani bu mesela dün Nafiz abinin bir videosunu izledim. Son derece güzeldi. Oynarken düşündüklerini anlatıyordu. Daha önce Süleyman hocamın da o tarz bir videosu oldu. Sevgili BBC Club mıydı abi? BBC Club. Biriş Club. Orada düşündüklerini duymak bir ustanın. Normalde çocuklara biz bunu izleyin anlamaya çalışın diyorduk. Duymak daha da güzel tabii. Bunu ileride yine önereceğiz. Yani bir usta oyuncu neler düşünüyor? Bakalım siz onları, hatta bir videoyu önce bir oyununu izleteceğiz. Ne düşünmüş olabilir bunu? Sonra bir de hocayı duysun bakalım. Bence biriç eğitiminde bunlar çok ön plana çıkacak. Yani biriç kitabını alıp oradan bir, az önce hocam dedi ya doğaçlama gibi öyle. O artık insanın yeteneği. Çünkü kitaplardan o kadar öğrenilebilir. Çünkü beynin içinde fırtınalar dönüyor, çok hızlı işler dönüyor ama siz onu cümlelerle anlatmanız çok zor. O yüzden biricin zor yerleri gerçekten defans kısmı. Defansla ilgili bir de şunu söylüyoruz çocuklara, o bile etkili oluyor mesela. Hani işlerden çıkardığımız küçücük trikler, ipuçları diyelim. Bunlardan daha önce karşılaşmadığın türde bir el çıktıysa, hani o an içinden çıkamıyorsan, rakibin ana elindeki kozu kısaltıcı bir hamle yaptı. Şimdi çocuk bunu çoğumuz zaten oyun oynarken yapıyoruz. Bütün biriç oynayan insanlar hele 10 yıllık falan tecrübeliyse bunları yapıyor. Ama bunu çocuğa siz böyle bir kısacık başlıklar halinde öğrettiğiniz zaman o hayatına bunu işte 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında soktuğu zaman işte Süleyman abinin az önce bahsettiği gibi bu 30 yıl, 40 yıl sonra bu çocuklar çok daha tecrübeli, çok daha sistematiğin içinden geçmiş, bir sistemde yoğrulmuş çocuklar olacağı için bence İnşallah. Çok daha güzel, başarılı sonuçlar alacağız. Değil mi? Evet. Gençler için yeni projeleriniz neler? Daha önceleri kamplarımız vardı, demin de bahsettik. Bu kamplara biraz değinelim. Şimdi onların biriç ile beraber nasıl yenilikler geldi ve gelecek? Yakın zamanda bir turnuvaya katılabilecekler mi? Bu noktada en son başarılarını da paylaşalım izleyicilerle lütfen. Kategorileri tekrar hatırlatalım. Kaç kategori var genç grubunda? Yaş grubuna göre nasıl farklı bir süreç izleniyor? Biraz bundan bahsedelim. Biriç oynayabilmek için günde bu çocuklar kaç saat çalışıyorlar? Günlük çalışabiliyorlar mı? Motivasyon konusunda sıkıntıları oluyor mu? Nasıl? Dersleriyle beraber biriç çalışmalarını nasıl bir düzen içerisinde yürütüyorlar? Ailelerin desteği de çok önemli mutlaka. Burada işbirliği, destek, dayanışma. Söz Süleyman Kolata'da. Şimdi Tunacığım, kategorileri sayayım. U16 yani Under 16, 16 yaş aşağısı 8'e kadar düşüyor diyelim. 9-16, 8-16. Under 21, 25 yaş altı. Under 26 artık onlar genç sayılıyor ama bayağı bir büyük. 26 yaşı düşüyor. Şimdi gençler kategoriler bunlar. Under 21 esasında aradaki bir kategori. 21'de birice başladıysan kötü bir kategori. Ama U16'dan geliyorsan mesela 17 yaşında Under 21'sin. Senin için mükemmel bir yerdesin şu anda. Önünde tam 4 senen, 5 senen var ve orayı kullanabileceksin. Bizim şu anda o bitiren 16'larda çoğu bitti. Under 21'e geçti. Onun için bir müddet orada malzeme var gibi.
Online bridge'in demin de dediğim gibi ama yeni oyuncu bulmakta online bridge'de bir nasıl bir çehre değiştireceğiz? Dünya Bridge Federasyonu, Avrupa Bridge Federasyonu ne yapacak bilmiyoruz. İşte geçenlerde o 16 milli takım davetli 10-11 ülkelerin olduğu yarışmalara giriyor. Geçenlerde bir tanesinde birinci oldular. Bir tanesinde dördüncü oldular. Bazen sonuncu oluyorlar. Önemli değil. Biz havuzdaki 10-12 kişiyi hepsini oynatmaya çalışıyoruz. O turnuvada skor yapmak amaç değil. Çocuklar keyif alıyor. Yani dediğim gibi yeni oyuncu bulmakta zorlanabiliriz. Çünkü okullar olmayınca okullarda bridge eğitimi veremiyoruz. Maalesef online bridge eğitimi sıfırdan çocukları şu anda çekemiyoruz. Ama böyle devam edecekse buna mutlaka bir çare bulmamız gerekiyor. Yani sıfır grubu under 16 eğer kamplar olmazsa online'da bir çözüm üretmemiz lazım. Değilse elimizdeki rezerv bir müddet sonra bitecek. Mutlaka alt tarafta online bridge'in kötüsü bu. Gelişimi hızlandırıyor, gelişimini çoğaltıyor ama üretimi azaltıyor. Evet. Yani nereden üreteceğiz biz? Yüz yüze gelmeyince çocukları bridge'e ikna etmek kolay değil. Diğer ailelerle ilgili, kısa çocuklarla ilgili şeyi söyleyeyim. İtalya'da bir tane Donati çıktı. 5 senedir herkes Donati konuşuyor. Bizim 16'da 7-8 tane isim var saymayayım. Donati'yi cebinden çıkarırlar. Sadece bu ülkede yaşıyorlar. Tek şeyleri o. Garibanların evet. Öbürü. Bizde o kadar çok şu anda ben her gün karşısında oynuyorum. Fırça yiyorum artık. Under 16 falan değil o. Onlar A milli seviyesine geldi. Hocam bu elle kipik mi denir diyor. Bir şey diyemiyorum pardon. Soru yazıyorum artık. Dersleri mükemmel. Enteresan bir şey söyleyeyim. Ders bu çocuklar biz gibi değiller. Bu çocuklar bridge'le derslerini o kadar güzel ayırt ediyorlar ki hocam yani. Akşam dersi turnuva oynayamam diyen bir gençliğe sahibiz. Ve aileler son derece mutlu. Bridge hatta geçen gün bir Ereğli'den iki tane ebeveyn beni aradı. Hocam lütfen biz ikna edemiyoruz çocuklarımızı bridge'den biraz uzadılar. Siz bir açıp konuşur musunuz diye aileleri rica etti. Bakın olayın tersi oluyor. Aileler yasaklamıyor, aileler teşvik ediyor ve ben telefon açtım çocuklara. Tamam hocam, tamam hocam. Yani aileleri istiyor çünkü gelişimlerine gerçekten büyük katkısı var. Mutlaka. Ayırdıkları zamanı söyleyeyim. Bazı oyuncularımız var, günde 10 saat bridge oynuyor, 8 saat bridge oynuyor. Ders ortalamaları 99-97-100 arası, hiç aşağısı yok. Başarısız öğrencimiz hiç yok. Bütün iyi bridge oynayan öğrencilerimizin dersleri mükemmel. Hepsi ortadan fen liselerini kazandılar. Şimdi üniversiteye kazanıyorlar. Bizim ilk ürünümüz Toygar derim ben. Bizim hocanın şeyi. Mesela üniversiteye hazırlandığı için 4-5 aydır bridge'de kayıp. Ya bunu kontrol edebiliyor bu çocuklar. Çünkü üniversiteye girecek. Üniversiteye girdikten sonra oynarım baba diyor. Biz de onu ona göre. Mesela ben geç Toygar karşıma ya da gel takıma diyordum. Şu anda hiç ses etmiyoruz. Karar verici mevci kendisi ve çok bana göre şimdiki gençlik gibi değiller. Ya biz bilmiyorduk. Kahveye gider otururduk biz. Dersten de kalırdık. Anlamazdık başımıza gelecek hayatta neye mal olur bu diye. Şimdiki hepsi biliyor. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Hiçbir gençlerle ilgili aile herkes mutlu. Ben de öncelikle şeyden bahsedebilirim. Bu sorularınızla ilgili takımlar şampiyonasını düzenleyecek. Onu duyurdu. Yaklaşık Şubat ortası gibi kadroları isteyeceklermiş. Büyük ihtimal Haziran'a kadar grup maçları yapılır. Haziran'da da önceki yıllarda yarı final ve finaller yapılıyordu. Çok ciddiye aldığımız bir organizasyon bu. Ciddiye almamızın sebebi orada başarılı olup kaldırmak değil. Çocuklarımızın dünyanın dört bir yandan çocuklarla yarışması, o heyecana ortak olması, bridge'lerine kalite katıyor. Çalışmak için bir bahaneleri oluyor. Bizim onlarla toplanmak için çok güzel bir bahanemiz oluyor. Normalde hani pazartesi turnuvalarında under 16 çocuklarımız işte 15 yaşındakiler de 9-10 yaşındakiler de katılıyor. Hani 15 yaşındaki çocuklarımız zaten o turnuvada diğerlerini hırpalamayayım, küstürmeyeyim modunda biraz bir iş oynuyorlar. Yani tam böyle yarışma bir iş olmuyor onlar için. Ama bu tür organizasyonlarda onlar oynadığı için daha eğlenerek, daha böyle ciddiyetle sarılıyorlar. Geniş bir havuzdan yine 10-12 kişilik bir
kadroyla kurmaya çalışacağız. Kaç kişiye izin veriyorsa organizasyon. O 3-4 ay boyunca zaten sosyal medyadan, federasyon sayfasından yine duyururuz, ne yaparız. Yine hocamın az önce bahsettiği gibi Polonya Federasyonu'nun ciddi bir organizasyonu vardı. Çok güzel hazırladıkları. Ona katıldık. Çocuklarımızın 15 yaş artı 12 yaş grubundan karma bir takımla katıldık ona. Hani açık odada sürekli 15 yaş, kapalı odada sürekli 12 yaş grubunu oynattık. Ona rağmen birinci ayrıldık. Ha, tamam, o günlük bir sevinç. Bazı arkadaşlar sürekli hala tebrik edenler falan oluyor. İnanın çocuklarımız bile hayırdır niye diyor. Yani unuttuk gitti. O bizim için bir hafta sonu eğlencesiydi. Gerçekten biz online bir işteki başarılarla sevinip işte harika başarılar elde ettik. Biz harika oynuyoruz falan gibi. Ben çocuklara asla onu hissettirmiyorum bile. Pazartesi günü oynadıkları turnuvanda böyle bir iç mi olur falan diye. Hani tatlı sert şeylerimiz bile oluyor aramızda. Hani dün pazar günkü mutluluğu bile unuttuk. Çünkü yani bir iç gerçek masalarda çok daha yarışma birici şu an dünyada. Çünkü online bir işte duyuyorsunuz farklı çetin olayları vesaire. Bunları gölgesinde biz o başarılarla çocuklarımız mutlu şey yapmasın. Hani bir iş bu olarak bilmesinler. Ben onlara hep şunu vermeye çalışıyorum küçüklere. Hani çok doğru. Biz kendimizi geliştiriyoruz şu an. Şu an olabildiğimizce iyi olalım. Yarın öbür gün bir yere gittiğimiz zaman ciddi bir yarışmaya. Orada gerçek gücümüzü ortaya koyarız. O zaman işte gerçek sevinci yaşayacaksınız. Bunların hepsi geçici. Sadece eğlenmeye bakın. Bir işten haz almaya. Özellikle o bir işten haz alma konusuna biraz değinebilirim. Hani bir işte kaliteli oynamak kadar bir işten zevk almak önemli. Bu bir hobi çoğumuz için. Özellikle çocuklarımızın hepsi için bir hobi. Şu an hiçbir çocuğumuzun velisi benim çocuğumu profesyonel bir işçiye yetiştirmek istiyorum. Hocam nasıl yaparız falan demiyor. Biz de onlara asla öyle bir şey demiyoruz. Bir iş hayatınız boyunca yapacağınız harika bir hobi diyoruz. Gerçekten hepimiz için de öyle. Süleyman abim gibi profesyoneller için bile bir iş zevkle yapılan bir hobi. Yoksa bir çocuğa neden bir iş öğretmeye çalışsın? Türkiye'nin dört bir ucu yanında en uzak noktasındaki bir çocuğa işte o elle kör demen lazımdı falan diye dakikalarını harcıyor. O çocuğun hayatına dokunup ömür boyu zevkle yapacağı bir hobisi olsun istiyoruz. Ardından çocukların içinden en iyileri seçip işte yarışmalarda ülkemiz adına yarışmalarında veya işte kulüpleri adına olur, şehirleri adına olur, okulları adına olur yarışmalarda başarılı olurlarsa yine onlarla gurur duyacağız. O işin arka tarafı. Bence ama daha önemlisi alttan daha küçücük yaştan yani biz bu oyunu sevdiğimiz için oynuyoruz. Sevdiğimiz bir oyunu neden küçüklere önermeyelim? O çocuk da severek bunu yaparsa düşünün yani biz 30 sene belki ömrümüzde 40 sene yapabileceğiz bunu. Çok geç öğrendik çünkü. Ama o çocuk bunu 8 yaşında öğrenirse belki 80-90 sene haz alarak yaptığı bir hobisi olacak. Birce bence bu gözle bakmalı. Federasyonumuz bu konularda sonraki dönemlerde artık çünkü insanlar duydu. Bulunduğumuz, yaşadığımız yerdeki insanlar artık başarılı bir çocuksa okulunda mesela hocam biz çocuğa bir iş öğretmek istiyoruz ya demeye başladı. Çünkü önceki örneklere bakıyor. Az önce Süleyman abinin dediğine bağlayacağım biraz. Hani bir iş oynayan çocuk mu çok başarılı? Çok başarılı çocuklar mı sadece bir iş oynuyor? İnsanlar artık bunun çözümlemesine gitmek istiyor. Yani gördükleri o. Geçen sene bizim kulübümüzdeki çocukların şeye girenlerin bu 8. sınıf sonunda yapılan sınavlara girenlerin hepsi çok iyi okullar kazandılar. Hepimizin adını bildiği okullar kazandılar. Bu hepimize gurur kaynağı oldu. Sonradan iyi bir çocuk, dersleri çok iyi olan çocuklar ya ben bir hiç oynasam mı falan demeye başladı. Bu bizim için çok güzel bir şey. Bunu korumalıyız. Federasyon olarak da bunu ileride kullanırsak bence başarılı çocukları bir hiçe adapte etmek kolay olacak. Aileleri motive etmek kolay olacak. Dediğiniz doğru. Başarıyı mutlaka direkt etkiliyordur. Bir hiç ben de katılıyorum. Geleceğe yönelik baktığınızda nasıl bir idari yapılanma olmalı? Tuncay Bey'in hemen söyleminden buraya doğru geçelim. Neler aynı kalmalı ve neler değişmeli? Herkesin memnuniyetini sağlamak elbette çok zor.
Ancak birliktelik ve başarı elde edebilmek için nasıl adımlar atmalıyız? Burada da işbirliği, destek, dayanışma ve bütünlüğün temini anahtar sözcüklerimiz. Peki bunların elde edilmesi için biriç anlamında nasıl bir istikrar ortaya konulmalı? Türk biricini 2022 ve sonrası için Avrupa ve dünya birici ile kıyaslayarak değerlendirir misiniz? Nerede olacağız, neler yapmalıyız? Dünya birici içinde hep aynı şeyi söylüyorum yine. İyi bir yerdeyiz. İyi oyunculara sahibiz. Fakat 6 kişi bir araya gelince kötü oynuyoruz. Yani bunun sebebi başka bir şey, bir iş değil. Hepimiz ferden iyi oynuyoruz. Partnerlik anlaşmalarımız az. Ama bu dönemde gördüm, çoğaldı sanki. Ama hep şunu hiç unutmayın. Bizler olarak bir yapıyorsak, diğer yabancı, diğer ülkeler belki de iki yapıyor. Biz her ne yapıyorsak. Biz onları yakaladık değil. Neler olmalı? Vallahi idarenin yapması gereken yöneticilerin, federasyonların bir numaralı şey benim için tepedeki oradaki buradaki kişilerin eğitimi değil, dediğim gibi altyapıya önem verip yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru oyuncu yetiştirmek. Yani gençlere nasıl ulaşırız? Gençlere daha ilkokullara girebilir miyiz? Öncelikle tabii ki sponsor lazım. Satrançtaki İş Bankası'nın olduğu gibi buna ağırlıklı vermek. Bir de ben bu yönetme işinin de daha profesyonelce olması gerektiğini düşünüyorum. Amatör ve gönüllü yapılan bu işlerle başarılar yani gelir geçer bir sisteme oturmaz. Biri bir yere geliyorsa makama bir aylık ücreti olmaz. Efendim bilmem ne kurulu varsa diyelim atıyorum bu İsmendiği Hukuk Kurulu şey kurulu. Burada çalışan insanların bir amatör değil profesyonel çalışıyor olması. Belki öyle olunca herkes görevini ve yapacağı işi bilir ve o işten de para kazandığını da bilirse mesleğinde yaptığı gibi buradakinde meslek olarak görür. Yani ben kendim için söylemiyorum. Başka mesela avukat olan arkadaşlar var. Hukuk kurumdular. 5 kişi. Burada da mevzuatlar var, talimatlar var, yönetmelikler var. Bunlara başka bir şey yaptırmak için gittiğin zaman zaten ücretleri var. Yani doğru. Aynı şey burada olmalı. Yönetici bir yerde yöneticiyse onun maaşı olmalı. Yani insanlar bir işte koştur hani hep kendisinden o zaman hizmet aşkı da bitiyor. Ben mesela demin Tuncay'ın söylediği gibi bizim ne zevkimiz var oradaki 9 yaşındaki çocuğa 2 pikte benim telefonum, sosyal medyam, elim gelen yani günde yaklaşık 100 tane ele cevap veriyor. İşte 2 pikte pasta, yere geç, kör geç, kontürde, karo atak et, 5 pikte. Gönüllü, evet. Böyle gibi. Dediğim gibi alttan gençleri yetiştireceğiz. Bunun çaresi yok. Var olan şey iyi oyuncularımız da bu eğitimde hoca olarak kullanacağız. Yani Türkiye'nin bütün bölgelerine ama demin de dedim nüfus büyük, bölge coğrafya büyük, federasyonumuz küçük, bütçesi de küçük, yetişemiyor. Yani bu fiziki şartlar da kolay değil. Ben Trabzon'daki 10 tane bana çocuk var dese 7-8 yaşındaki çocukla biz ne yapacağız? Trabzon'a hoca götürüp orada biriç öğreten hocayı eğitmemiz lazım. Hoca yok ortada. Anlatabildim mi? Yani öyle bir kitleye bulsak da yetişemiyoruz, erişemiyoruz. Ancak kamplarda onları, çocukları bir araya getiriyorduk. Biz çocuklara gidemiyoruz. Çocukları kamplarda, senin gördüğün kampta 150 çocuk vardı, 200 çocuk vardı. Onları bölgelerine dağıt. Nasıl yetişeceğiz biz onlara? Yani böyle merkezi bir sistemde çocukları öğretip sonra şehirlerine gittiği zaman buradan onlarla da uğraşıyoruz. Biz İzmir'de, hocam ben İzmir'de oturuyorum, telefon numarası veriyorum çocuğa. Şunu ara. Hocam ben Bursa'da ne yapayım? Diyorum Ahmet şunu ara. Yani bir hocamız da yok. Portföyümüz de yok. Yani buna ayrılan bir bütçe de yok. Evet, Ahmetli takımları, son cümlemi söyleyeyim. Ahmetli takımları ona buna ayırdığımız bütçeyi yani bir kere de kesiversek içinde ben de oynadım amirli takımlarda defalarca skor yapamadık şey yapamadık bir kere de bir gençlere harcayıverelim o kadar parayı ne olur yani. Çok haklısınız. Yani ortada havuzda 100 diye bir para varsa bunun 70'i gençlere harcanmalı. Gerekirse milli takımda yurt dışında maddi yatsızlık yüzünden gidemiyorsa gidemeyen taraf gençler değil büyükler olmalı.
Yani gençleri gönderemiyoruz, paramız yok cümlesi yanlış. Gençleri gönderiyoruz, büyükleri gönderemiyoruz. Olmalı, var olan parayla. E gençler yetişecek, büyükler zaten olduğumuz kadar olduk. Beni göndermesinler bir yere, önemli değil. Ben ne yapacağım gidip yani, ne öğreneceğim ki yani. Ama ben 5-6 çocuğun başında giderim. İsterlerse giderim ya da Tunca ölecek. Gençler gitsin, ne olacak? Yani parası yok federasyonun. O konuda federasyonu suçlamıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ülke büyük, coğrafya büyük, nüfus büyük. Yönetimler de değişik. Her yere her şeye yetişemiyorsunuz. Bir de kullandığımız malzeme de kağıt oyunu. Yine bu şartlarda evet, federasyonumuzun devam ediyor olması bile iyi bir şey. Doğru söylüyorsunuz hocam. Tuncay Bey, sizden de alalım fikrinizi. Nereden nereye geldik? Yani yönetimlerden falan bahsediliyor. İlk 10-16 ile ilgili bir federasyon yönetim kuruluna ilk bu neler yapmalıyız? Kampı neden yapmalıyız? Çocuk bilincinde neler yapılabilir federasyon olarak değil. 2005 yılındaydı sanırım. Nevzat abi başkanken Bursa'da yapıyordu o yıllarda kış takımlar şampiyonası. Oraya çağrılmıştım. Güzel bir sunum hazırlayıp gitmiştim. Yönetim kurulu toplantısında bir 15 dakika kadar bir sunum yaptım. Orada başladı. Onların girişi, yani ilk başlangıcı orada yaptık diyebiliriz. Ardından kısa bir süre sonra yönetim değişti. Nafiz abi zaten en başından beri sürekli destek oldu. Ne dersek işte yapmaya çalıştı ama ölçüler belli, federasyonun kaynakları belli. Bunların arttırılması hep ön plana konuldu. Yani nasıl kaynağı arttırabiliriz ki bunlara ayırabiliriz? İşte Süleyman abi bir çözüm söyledi, uç bir çözüm işte. Milli A milliye ayrılan buraya ayrılsın gibi. En azından şu geldiğimiz noktada biz, yani bunu Biric'in işte şu an Master Point sisteminin en tepesindeki kişi artık bunu söyleyebiliyorsa biz çok iyi bir yol almışız diyebilirim artık. Yani evet, A milliye ayrılan kısım maddi güç buraya ayrılsa çok daha güzel şeyler yapılabilir diyebiliyorsa tepedeki kişi bile, bence çok iyi bir yol almışız. Bundan sonra neler yapılabilir? Artık işte yeni bir bu federasyonun Nafiz abi yapmayacağım, devam etmeyeceğim artık diyor ama ne olur bilmiyorum. Yeni görev alacak arkadaşlar artık bu düşüncede olursa bence çok güzel şeyler yapılabilir. Neler yapılabilir? Zaten düşünürken hani önümüze sorunlar çıktıkça şu yapılsa, bu yapılsa derken bir sürü şey birikti zaten hani aklımızdan. Daha önce hiç aklımızdan geçmeyen. İşte mesela birkaç tanesini somut örnek de verebilirim. İşte milli takımların gidip yarışması bir yana. Mesela bir milli takım seçme yarışması yapılıyor. 32 çift katılıyor mesela çocuk bunlar. 60 tane çocuk Türkiye'nin dört bir yanından geliyor belli bir merkezi noktaya. Orada yarışması yapılıyor. Ne bileyim, o gelenlere bir şeyler yapılabilir. Teşvik etmek için. Veya o tamam 5-6 tanesi milli takım oyuncusu oluyor ama ilk 16'dakiler iyi oyuncu oluyor. En azından oraya yakın seviyede oyun oynayanlar. Federasyon onlardan satmakta olduğu gibi bir havuz kurabilir. Şu an biz o havuzu WhatsApp'ta kuruyoruz sadece. İşte arkadaşlar gelin, bilgilendirme havuzu kurduk diye çocukları bilgilendiriyoruz. Ailelerle sıcak bir iletişim içindeyiz. Onların, ebeveynlerin numaralarını oraya ekliyoruz. Ne yapıyoruz orada? Turnuvaları duyuruyoruz. Bu akşam maç var şu saatte, gelin katılın vesaire. Bunu federasyon çatısı altında daha ciddi bir kurum olarak yapabiliriz. O havuzdaki çocukların işte ne bileyim yıl içindeki işte Cumhuriyet turnuvası gibi Türkiye takımlar şampiyonası gibi turnuvalarda gelip yarışması sağlanabilir federasyon imkanlarıyla. Bunlar bence çok güzel şeyler. Yani şöyle, çocukları çok son derece motive edecek şeyler olur. Hani bu kaynak ne yapılacak? Az önce Süleyman abi örnek verdi ya, hani tamam bir A milli takımı oraya göndermediğimiz zaman 200 bin lira atıyorum kalıyorsa federasyonun kasasına ve bu gençlere harcanacaksa, inanın o sadece gençlere 15 dakikada harcanabilir. O kadar güzel şeyler yapılabilir ki, yani 15 dakikada planlanır, yıl boyunca da uygulanır. Yani yeter ki göreve gelecek insanlar bunu kendilerine görev edinsin. Bence geleceği çok parlak Türk bilincinin gençlerle ilgili. Çok önemli. Evet, katılıyorum. Bugün benim de öğretmenim olan, derslerine katılmanın kesinlikle bir ayrıcalık olduğu,
Hem bilgi aktarımı hem de esprili, yaratıcı tarzı ile hemen hissettiğiniz hocaların hocası Süleyman Kolata ile ve genç milli takımlarımıza eşi Betül Hanım'la beraber iki pırıl pırıl evlat yetiştirmiş, aynı zamanda da diğer çocukları da kendi evlatları gibi sahiplenmiş başarılı öğretmenimiz Tuncay Altun ile beraberdik. Çok dolu dolu bir sohbet oldu. Eminim tüm izleyicilerimiz de benimle aynı fikirdeler. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programımızda yeni bir konu ve iki konuğumuzla birlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.